Sesli köşelerde Hakan Taner'in kaleme almış olduğu TR724'te yer alan Global ve Ulusal Ekonomilerde Görünüm başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Dünya ekonomisi 2008 krizinden sonraki nekahet dönemini henüz tam olarak atlatamamışken, global ekonominin 2020 yılında yeni bir krizi tetikleyeceği daha sıklıkla telaffuz edilmeye başladı. Bu konuyla alakalı çeşitli emareler de belirmeye başladı. Nitekim geçen hafta içerisinde Suud ailesine ait petrol sahasının bombalanması bir anda petrol fiyatlarını yukarı doğru çekmeye yetti. Bir diğer gelişme de Arjantin ekonomisinde yaşandı. Demokrasi ve ekonomisi Türkiye'ye benzer özellikler gösteren bu ülke, ilginç bir şekilde Türkiye ile eş zamanlı olarak krizlere girip, benzer süreçleri tekrarlayan bir ülke olması hasebiyle de ekonomi çevrelerinin ayrıca dikkatini çekiyor. İşte bu iki gelişme sonrası ABD ekonomisinde Fed'in kontrol ettiği gecelik repo faizi %2'ler seviyesinde olması gerekirken, bir anda %10'lara kadar fırladı. Bu oranlar en son 2008 krizinde görülmüş. Bu olay son zamanlarda yaşanan en büyük piyasa çalkantılarından biri oldu. 2008 krizini ekstradan karşılıksız dolar basarak ve bunu her tarafa saçarak bastıran ABD, bu paraların bir kısmını piyasanın iyileşmesini düşünerek geri çağırmaya başlamıştı ki, bu kararın çok da işlemeyeceği de bu şekilde test edilmiş oldu. ABD Başkanı Donald Trump çok da yabancısı sayılmayacağımız bir şekilde belli aralıklarla Fed'le kavgaya tutuşsa da, Fed ve kurumlarının özerk ve bağımsız yapısı bu konuda Trump'ın isteklerine cevap vermeyerek kendi programına odaklanmayı sürdürüyor. Avrupa Birliği ülkelerinden en güçlüsü olan Alman ekonomisine baktığımızda orada da ekonomi bir durağanlık yaşasa da bu ülkenin gündemi bambaşka. Almanya, kamu ve belediyelerinin hizmetler sonrası yaklaşık 20 milyar euro civarı fazla veren bütçesini nasıl ve ne şekilde ve hangi hizmetler için kullanacağını tartışıyor. Diğer Avrupa Birliği ülkeleri içindeki zayıf halkalar da güçlü olanlara tutunarak mutlu bir şekilde hayatlarını sürdürüyor. Bu arada Rusya ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında paylaşılamayan yaşanan yolsuzluk ve rüşvet skandalları sonrası Avrupa Birliği'nin de desteklediği eski bir tiyatrocunun Cumhurbaşkanı seçilmesiyle Avrupa Birliği bu ülkeye ilk etapta 20 milyar euroluk bir paketle giriş yaptı. Şu an bu ülkede tüm altyapı, yollar, limanlar, enerji santralleriyle ilgili yoğun bir çalışma başladı bile. Son olarak da gelişmekte olan ülkelerden Türkiye'ye objektifimizi çevirdiğimizde sadece son 10 günde yaşananları hatırlatmak bile resmin genelini görmemizi sağlayacaktır. Fakat Türkiye'de iktidar tarafından bizzat üretilmiş, altyapısı hukuk, demokrasi ve özgürlük krizine dayanan ağır bir krizin olduğunun altını çizmek gerekir. Türkiye'de geçen hafta Borçlar Genel Müdürlüğü kuruldu. Kurulur kurulmaz bu kuruma 110 personel atandı. BDDK tüm ihalelerin yıldızı inşaat ve enerji firmalarının 46 milyar borcunu tahsil edilemeyecek alacaklar kategorisine yolladı. Geçen hafta da gün aşırı akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Bütçenin %10'unu oluşturan tekel ürünlerine sıklıkla yapılan zamlar sonrası, vatandaşların el yapımı ürünlere yönelmesi sonrası, etik alkole %100 zam yapıldı. Açık tütün satan dükkanlara baskınlar düzenlendi. Geçen Haziran'la bu Haziran arasında işsizler ordusuna 1 milyon kişi daha eklendi. Yolsuzluk olaylarının sembollerinden Egemen Bağış, Praga Büyükelçi olarak atandı. Vakıf adı altında tarikat yapılanması gibi çalışan Okçular Vakfı, Türgev ve benzeri vakıflara milyonlarca TL para aktarımları İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından elde edilen veriler güncellendikçe, Reisi Cumhur, "Ben rakamların bu denli olduğunu bilmiyordum" açıklamasını yaptı. Son açıklanan güven endeksi 55 seviyesiyle 2008 krizinin bile alt sınırına indi. Bankalardaki hem TL hem döviz rezervi konusunda endişe verici açıklamalar gelmeye devam etti. Ben bu makaleyi kaleme alırken Merkez Bankası'nın yabancı para mevduatlarına olan munzam karşılıkları artırdığını öğrendim. Bunu herkesin anlayacağı dile çevirdiğimde bankadaki döviz mevduatlarının 2,1 milyar doların daha Merkez Bankası'na doğru yola
çıktığını öğrenmiş olduk. Bu arada Maliye Bakanı Berat Albayrak ilginç bir açıklamada bulundu ve işsizlik fonundaki paraların bankaların kontrolünde olduğunu açıkladı. Artık bankaları da yakından ilgilendiren spor kulüpleri Avrupa maceralarına hüsranla başladı. Gündemde iç açıcı tek madde yok maalesef diyor Hakan Taner TR724'deki köşesinde.